Evdesiniz değil mi? Evdeyiz. Aman çıkmayın, gözünü seveyim. Artık herkes ciddiyetin farkındadır zaten. Biz de evdeyiz. Dün çektiğim video yükleniyor şu anda. 53 dakikası kalmış. 2,5 saat gösteriyordu bu arada. 53 dakikası kaldı. Ben de o sırada kapak resmini falan hallettim telefondan. Bu da dün yaptığımız muffinler. Daha doğrusu yaptığımız diyorum da ben sadece kapağı kapatmakta görev aldım. Annemle evde kalınca çok yapacağız. Muffin kahve ikilisiyle şımartalım dedik kendimizi. Saçıma bakar mısın? Karışmadım bu sefer saçıma. Ev halin ya. Duyuluyor mu? Birileri içeride uyuyor. Sesi buraya kadar geliyor. Nasıl olur da bu yanımızda değil? Aa, hem de pufta yatıyor. Pufta. Günaydın aşkım. Günaydın bebeğim. Niye bu kadar şaşkın bakıyorsun? Bu maymuş için serilmiş örtüler. Kullanılmayan bir yatak örtüsü. Bu puf normalde bembeyaz, böyle taşlı maşlı bir şey ama beyefendi geldiğinde maymuna dokunuyor taşlı. Çocuğun taşlı senin. Burası niye karanlık? Bu çocuk karanlıkta kalmış. Korona geleli maymunun gözüne uyku girmiyor yani. Vallahi herkes evde. Saçlarım yağlandı. Ben artık diyorum ki bugün saç bakımı yapıp saçlarımı keselim. Senin en sevdiğin bir randevu alman lazım. Çok yoğunum. Şu anda cevap vermek için sekreterimi ara randevu. Yoğunluğunun sebebini öğrenebilir miyim? Şeyi aç, ütülüyü. Ya sen niye ütüleri yaptın? Ben yapacaktım. Bir de ağlıyor. Saçım kendi kendini açtı. Bir günde yağlandı saçım ya. Ya sen Allah aşkına ütüleri mi yaptın sen ya? Evet. Ya sen niye ütüleri yapıyorsun? Ne yapsaydın? Kızım ben yapacaktım ütüleri ya. Allah Allah ya. Ağlıyor. Sabahleyin dün çekirdek yedim kameranın kapalı olduğu zamanlarda ve bakar mısın bu cildi dava etmek istiyorum. Neden böyle bu cilt? Ay yediğim an ertesi gün çıkar mı ya? Fabrika kapandı, daha ne uğraşıyorsun? Evet, artık güvencem de yok. Beauty by Moji de kapalı. Öyle. Ne yapalım? Valla yakında göbek böreği yapacağız. Bu da favori olanlardan. Ya senin takipçilerini de görsün ya. Bunlar şaheser. Muffin nasıl olmuş? Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Keseceğim mi saçlarımı? Aradın mı? Randevu aldın mı? Anneciğim, saçlarımı kesmek için bugün vaktin var mı? Valla haftaya gelebiliyorsun. Haftaya? Haftaya. Ay biz kaç gün daha evdeyiz ya? 1,5 ay. Ama be. Bu süreç boyunca her gün video çekeceğim dedim de 1,5 ay boyunca artık şey yaparız. 2 liralık ve 5 liralık çekirdek paketlerindeki çekirdeklerin sayısını sayarız artık. Pirincin tanelerini. Yok, bence Monopoly oynayalım. Şu anda bak her şeyin değerleri düşmüş. Acayip mülk sahibi olabiliriz. Mandala aldım boya kalemleriyle. Gördün mü sen onu? Kopartırız evde hepimiz. Tamam. Bir tane de maymuşu var. Yesin diye mi? 46 dakika kalmış. Çok yavaş bu internet ya. Ben mezun oldum ama hala video yüklerken gidiyorum yurda. E güzel, hızlı. Öğrenci kartımı gösterirken yemin ederim utanıyorum. Bana diyecekler kızım sen mezunsun, ne yapıyorsun burada diye. Açıklayamam ben 20 senedir gösterilmiş bir şey oldum. Amca diyor ya ben 16 yaşındayım diye, sen gördün. Evet, çok komik ya. Herkesin sinirleri çok bozuk. Dedeye yolda yakalıyorlar. Amca diyor sen kaç yaşındasın dışarıdasın? 16. Ben diyor 16 yaşındayım. Allah'ım ya. Utanmadan yemeye devam ediyorum. Tamam, cumartesi geldi. Randevu verdim. Acıdım sana. Bugün pazar. Pazartesi. Bugün ne? Pazartesi. Gün kavramı kalmadı bende. Evet ya, artık. Arkadaşlar annem beni mutfaktan kovdu. Çok saç döküyormuşum diye. Şimdi tekrar süpürüyor. Evi üçüncü kere süpürüyor. Daha bak saat kaç oldu? Evi üçüncü süpürüşü. Maymuş da kızıyor ona, haklısın. Yeni videom yayında bu arada. Şu an topluyum şu saçı. İçeride bir yandan videomu mu izliyorsun? Bir yandan süpürge yapıyor, bir yandan videomu izliyor. Şunu açayım ya. Yorumlardayım. Online dersler mi başladın? Saat kaçta koyayım videoları, yazın aşağı, ona göre ayarlayayım kendimi. Bu kadar saç dökmüş olamam ya. Çocuk da korkuyor süpürgeden. Korkak.
Maymuşu seviyorsun, o da kıl döküyor. Ben de yatağın içinde yaptım. Neyse, maymuşun saçından fazla senin saçın gidiyor. Anneannesinin gülüm. Gitsene anneannesinin gülünü sev. Onu tuttun zaten 9 ay karnında. Pardon 8. Ben 8 aylık doğdum da. Hoş geldin, gel. Gel pijama. Atla. Atla. Ay anneciğimin aşkı. Maymuş ne yapacağız biz bu saç ve tüy dökme olayını ya? Çözümü saç bakımı ve saçlarımı birazcık uçlarından kesmekte buldum. İyi alıştım ben ha evde kesmeye. Siz de evde kesmek isterseniz belki yardımcı olur. Çünkü artık çözdüm yani bu işi. Öncelikle saçlarıma bakım yapacağım. Ama İstanbul'dan hiçbir şeyimi getirmedim bu konuyla alakalı. O yüzden burada sadece argan yağım var. Ama bu da iyi oldu. Çünkü saç dibine uyguladığınızda saçlarınızın dökülmesini de azaltıyor. Saçlarınızı güçlendiriyor çünkü. Daha dün yıkandım. Baksanıza nasıl yağlandı saçlarım. Ki ben bu kadar çabuk yağlanmaz. Çok mu elledim acaba? Ne yaptım bilmiyorum ki. Bunu hem saç diplerime hem de saçlarımın ucuna da uygulayacağım. Böyle birazcık düz gibi olduğunda da uçlarından keseceğim. Ya da belki duştan sonra keserim bilmiyorum. Daha düşünmedim. Bildiğiniz parmaklarımla saç diplerime uyguluyorum böyle. Kamerada çok tehlikeli bir şeyin üstünde duruyor şu an. Çok güzel kokuyor bu ya. Benimki bu ama herhangi bir argan yağını kullanabilirsiniz. Burada olsaydı Hindistan cevizi yağı kullanırdım ben şu an ama yok. Evinizde varsa o da çok iyi geliyor. Ama onu sürünce eğer güzel durulayamazsanız bir süre Hindistan cevizi yağı gibi kokuyorsunuz ama ev halkı dışında kimse görmeyeceği için ne kadar sorun olur bilemem. Diplerine uyguladım. Şimdi saç uçlarıma da uygulayacağım. Bu arada argan yağı saçtaki elektriklenmeyi de düzeltiyor. Saçı daha parlak yapıyor. Güçlendiriyor, dökülmesini engelliyor. Varsa evinizde mutlaka yapın. Eğer bunu merak ediyorsanız bulursam linkini aşağıya bırakırım. Ama herhangi bir argan yağı olması yeterli. Tamam, şimdi tepeden bir topuz yapacağım. Eğiliyorum kadrajda olabilmek için. Bacaklarım açık bir şekilde duruyorum şu an. Buraya başka ne koysam bilemedim. Bir adet yüz yıkama jelinin üzerinde duruyorsunuz şu an. Evet, bu kadar. Böyle birkaç saat bekleyebilirsiniz, yarım saat bekleyebilirsiniz ya da böyle yatıp sabah yıkayabilirsiniz. Ben yarım saat, bir saat kadar beklerim. Öyle yıkarım çünkü sonrasında da saçlarımı kesmek istiyorum. Böyle yemeğe gideceğim ya. Ama yemek mutfakta olduğu için çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Kuyruğum beni bir an olsun bırakmıyor. Yasak elma gecesi. Bu uyudu mu bozuyorsun? Şu an uyudu. Çok uyudu. Çok uyumadı aslında. Üzerini açık bu kadar. Bak esniyor. Mama fazla değil ki. Yok bütün bir herkes öldü. Ne dedin sen? Bir sihirli kelime söyledin. Mama. Mama? Mama istemiş. Ne diyeyim sana mama? Mama? Televizyonda kapı çalınca bu da çıldırıyor. Sen hala orada mısın? Gitti içeri. Ya. Babam telefondan zili çaldı. Kuzum kandırdılar mı seni? Kandırdılar mı seni? Kapıda bekliyor. Çocuğu ya. Ya kork. Konuş, alo de. Nefes nefese kaldı çocuğum. Su içmeye gidiyor. Dostlarım 1-2 saat kadar kaldı kafamda. Artık yıkayacağım ama önce bir gargara yapacağım. Size de söylemek istedim. Ne olur ne olmaz, vardır yoktur. Hafif bir şey hissedersiniz boğazınızda. Böyle tuzlu suyla gargara yapın. Ben 10 gündür evin içindeyim tabii de. Ne bileyim evin içinde bile camlar açıkken eğer üstüm ince ise bir anda üşüyorum ve böyle boğazımda bir şey hissediyorum. Huylandık tabii. Psikolojikman özellikle dikkat ediyoruz. Aynı kadrajda değilim. Şöyle ılık bir suyun içine tuz döküyorum ve bununla gargara yapıyorum. Artık duşa girebilirim. Oh saç diplerim acıyor. Aha, uzun bir
bir süre öyle kaldı ya yağlıyken. Bayağı acıyor. Ben gidiyorum hemen duşa. Bay bay. Hop ben geldim. Çıktım duştan. Arındım argan yağımdan. Pijamalarımı da giydim. Saçları kesmeye hazırım. Böyle dedim bakma yine uçlardan alacağım. Annem az önce elimde gördü makası. Melisa diyor. Alıştım ben bunu yapmaya. Zaten benim saç modelim çok kolay. Önlerden şöyle hafif kısadan uzuna doğru geliyor. Arkada da böyleler. U gibi. V değil de U. Biraz aşağı inelim. Bakın şuralar kısa, devamı uzun. Şöyle bir kesimi var. Şöyle bir tarakla. Evde bunu bulabildim. Şöyle saçımın tutamını ayırıyorum. Ki böyle tam görebileyim. Buraya da bir peçete serdim. Onun üzerine kesiyorum. Bu makasın böyle ince, daha da böyle ince ince ve sık sık olanı olsaydı daha iyi olurdu. Aslında kesin vardır. Varmış ya. Buldum. Bir su tutayım. Allah peçetem. Peçetemi unuttum. Suyu açtım. Şimdi daha rahat olacak. Ve saçlarımın geri kalanını da yine böyle alıyorum. Bunlar aslında yakın boylarda olmasına rağmen önüme aldığım için yine şöyle hafif eğimli keseceğim. Vallahi şapur şupur kesiyorum. Ne olacak bilmiyorum. Bunu gören kuaförler ağladı. Şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Saçlarımı bir örüp uçlarını ona göre keseceğim. Önlerimi hallettim. Oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Göreceğiz şimdi. Vallahi gayet de aynı boydalar. Örme yöntemi çok iyiymiş. En iyisi onu deneyin. Ama eğer benim gibi saçınız kolay bir kesimse, böyle katlı matlı bir şeyse aman bulaşmayın. Bu arada argan yağından dolayı saçlarım yumuşacık. Duştan çıkınca hiçbir şey sıkmadım, sürmedim. Bakınız, bence bayağı kestim. Oh, yatağa geçtim artık. Annemler de yattı, o yüzden birazcık sessiz konuşuyorum. Şimdi cildime kremlerimi süreceğim. Cilt bakımımı duşta yaptım. Sivilcelerim yine coştu. Çünkü arkadaşlar size o kısımları çekmiyorum ama böyle haber falan izlerken gerçekten çok stres oluyorum ve salonda duran bütün kuru yemişleri yiyorum. Ve ben de anında sivilce yapıyor böyle. Bu arada saçlarımı gayet sevdim. Uçları daha tok oldu böyle. Yarın daha detaylı gösteririm. Bu da var ya elime oyuncak oldu cidden. Sivilcelere yarın bir çözüm bulacağım. Olmadı birlikte bir sağlıklı beslenme kampına, sivilce karşıtı bir detoksa girebiliriz. Yani kimse katılmasa bile ben tek başıma öyle bir şey yapmam lazım. Yoksa... Şu nedir ya? Neyse dostlarım. Sen burada mıydın? Artık yatıyorum. Bildiğiniz gibi yarın da video gelecek. Dünkü videoyu izlemediyseniz onu da izleyin. Bu süreçte evde beraber vakit geçirelim istedim. Hem siz kafanızı dağıtın hem de ben dağıtayım diye. Gelecek videoları kaçırmamak için kanalıma abone olup zile basmayı unutmayın. Ayrıca beni de Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Melisa Anlatır olarak yazarsanız bulursunuz. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bay bay.